Rütük yine bugün hukuksuz, skandal bir karara imza attı. Hepinizin bilgisi üzerine gazeteci Merdan Yanardağ aslında gerek emniyette, gerek televizyonunda, gerek savcılıkta, gerek mahkemede bir ironi yaptığını açıkça söylemesine rağmen tutuklandı. Aslında bu montaj videoyu, bu sahte videoyu... Bir milletvekili paylaştı. acı olanı şu. Daha mahkeme bir karar vermeden savcılık soru, e, soruşturmayı devam ettirmeden rütük başkanı açıklama yaptı. Gereğini yapacağız dedi. Ve görüyoruz ki bugün 7 gün telebir ekranlarını kararttı. %5 idari para cezası verdi. Aslında böyle bir usul yok bulunmadığı bir eylemden ve maddeden dolayı ceza verdi. Çünkü Tenebir'in lisansını iptal etmek istiyorlar. Gerçekten utanç verici bir durum. Rütük artık amacını, sınırını, her şeyini aşmıştır. Yanlış medya her hukuksuzluğu, her seviyesizliği yapmasına rağmen bir tek gün ceza vermemiştir. Ama suçu hiçbir şekilde unsurları oluşmamış bir gazeteci tutuklu ve televizyonlu da karartılıyor bugün. Kınıyoruz. Bugün e, milletvekillerimiz, gazeteci kökenli milletvekillerimiz var. Aslında asıl söz onların. Çünkü en büyük acıyı onlar yaşıyorlar. Bir televizyon, bir meslektaşları için. Ben e, sözü kendilerine veriyorum. Enis Bey'e veriyorum. Ondan sonra diğer arkadaşlarımız konuşacak. Yok Buyurun başkanım. Arkadaşlar birazdan gelen kurulda da daha önceden görevlendirildiğim bir konuşma var. O yüzden gayet kısaca özetlemek istiyorum durumu. Bugün Rütü'nün önüne gelen dosyada aslında Merdan Yanardağ'ın yayınına dair atılan suçun tam karşılığı olan bir Rütük ceza maddesi var. Aynen şöyle başlıyor. Terörü övemez ve teşvik edemez. Bakın Buradan ceza vermek yerine sadece bir de halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek maddesini koymasının sebebi nedir? Bu kadar açık soruyorum ben. Savcının Merdan Yanardağ tutuklayan hakimin yazılmadı iddianame ve muhtemelen iddianamede de yer almayacak bir suçun karşısındaki maddeyi ilaveten ona eklemek ancak bir anlama gelir kabaca söylüyorum kusura bakmasın kimse bir televizyona çökmek istiyor Adalet ve Kalkınma Partisi. 67 yaşıma kadar ben üç tane darbe gördüm bir tane de postmodern darbe gördüm. Sadece 12 Eylül'de gazeteler kapandı. Zaten özel televizyon yoktu takdir edersiniz. Ondan sonra ekran karartmalar vesaireler oldu ama ilk defa bir özel televizyonu Muhtemelen önümüzdeki günlerde, aylarda kapatma başarısı, tabii ki bunu ironik söylüyorum, kapatma aymazlığı diyeyim kibarca, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne layık olacak. Kendilerini şiddetle kınıyorum. Rütük bir sopa değildir. Anayasal bir kuruluştur. Anayasada yeri olan bir kurumdur. Bu meclisten seçilen üyeleri vardır. Bu üyelerin de meclise karşı ve daha önemlisi kökenlerine baktığımız zaman çoğu aramızdan yetişmiş bizim es, benim eski mesleğim şerefli mesleğim olan medyadan yetişmiş kişiler olduğunu düşünürseniz medyaya karşı bir sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmemekte bu kadar ısrar de hayretle karşılıyorum. Bir televizyonu kapatmak fikrine nasıl destek olunur ben bunu anlamıyorum. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi konuşmam olduğu için. Ben grup başkan vekilimden de sizlerden de rica, e, izin istiyorum. Değerli meslektaşlarım merhabalar. Ee, ben İstanbul milletvekili ama aynı zamanda radyo, televizyon, yayıncıları, meslek birliğinin kurucularından ve milletvekili olana kadar da bu kuruluşun başkan yardımcılığından geliyorum. Bugün Tele1 ile ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun verdiği karar yersizdir, haksızdır, doğru değil, yanlıştır. Yayın kuruluşları dinleyicileriyle, okuyucularıyla, izleyicileriyle var. tele televizyonu da izleyicileriyle var. Bir televizyonun kapatılması o televizyonu kuranların da sağlayabileceği, gerçekleştirebileceği bir şey değil. Onun için buradan söylüyorum, Tele1 televizyonu kapatılamaz. Tele1 televizyonunu rütün hangi kararı olursa olsun kapatmaya gücü yetmez. Tele1 televizyonunu Rütü'ye uzaktan talimat verenlerin talimatları ne olursa olsun Tele1 televizyonu kapatılamaz. Tele1 televizyonu Türkiye'nindir. Tele1 televizyonu Türkiye'nin Özgür ve bağımsız medyasının en önemli kuruluşlarından biridir. Kararın içeriği, ayrıntıları yanlışlıklarla doludur. Söz konusu yayınla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu denetleyici vasfı nedeniyle müeyyidelerde bulunabilir ama bu yayın durdurmaya Radyo Televizyonlarla ilgili düzenleme ve denetleme yetkisi olan Kuruluş bu yetkiyi kullanmak yerine susturmaya yönelik bir tutum sergiliyor. Biz bunun nereden kaynaklandığını da biliyoruz. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun üyelerinin talimatla iş yapmalarını, özerk bir kuruluş olan, anayasal bir kuruluş olan Radyo Televizyon Üst Kurulu üyelerinin talimatla iş yapmış olmalarını da buradan aynı zamanda esefle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Tele 1 televizyonu kapatılamaz. Teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, hepinize kolay gelsin. Ben de şunu söyleyeceğim. Ortada bir operasyon var. Nasıl bir operasyon? Medyayı susturma, toplumu sindirme, özgür basını susturarak toplumun haber alma hakkını ortadan kaldırma, yok etme operasyonu. Bakın, Merdan Yanardağ hakkında henüz bir hüküm oluşmuş değil ve büyük olasılıkla bizim bu mecliste 2019'da çıkardığımız yargı reformuna dayanarak büyük olasılıkla beraat edecek. Şu anda haksız, hukuksuz yere cezaevinde yatmakta. Yani bir suçu diyelim kesinleşti ceza al deseniz bile aslında yatarı olmayan bir maddeden şu anda yargısız infaz Merdan Yanardağ yapılıyor. Bugün Rütük buna bir yargısız infaz daha ekledi. Yani daha sonucu ortada yokken bir yargı kararı yokken telebire İki ayrı maddeden üst üste ceza vererek bundan sonra kapatmanın yolunu aralayan bir karar aldılar. Buradan yapmak istedikleri şu: Merdan yanardağı gözaltına al, tutukla zindanda tut, arkasından telebire, önce karartma sonra kapatma kararı ver. Peki bunun bedelini kim ödeyecek? Bunun bedelini 85 milyon hepimiz ödüyoruz. Ne demek istiyorum? Bir, hepimizin haber alma hakkı elimizden alınıyor. Hepimiz susturuluyoruz aslında. Sadece Tele1, sadece Merdan Yanardağ değil. Aslında tüm halkın haber alma hakkı için uğraşan basın mensupları, yayın kuruluşları susturulmak isteniyor. Çünkü bu Tele1 ile sınırlı olmayacak. Bundan bir sonraki öbür kanal olacak. Bundan bir sonraki öbür gazete olacak. Merdan'dan bir sonraki başka bir gazeteci olacak. O yüzden buradan seslenmek istiyoruz. Bu yol yanlış bir yoldur. Bu yol Türkiye'nin çıkarına, bu yol milletimizin çıkarına bir yol değildir. Türkiye zaten şu anda cezaevinde bulunan gazeteciler, hak savunucuları, aydınlarımız, siyasetçiler, kısacası düşünce suçluları, siyasi tutuklular nedeniyle dünyanın gündeminde, basın özgürlüğü alanında biliyorsunuz Türkiye artık geçen yıl 146-147 idi, şimdi 165. sıraya düştü. Bütün insani endekslerde en diplerdeyiz. O yüzden bir televizyonun bugün karartılması, yarın da kapatılması Türkiye'nin itibarına katkı sağlamayacağı gibi tam tersine Türkiye'nin imajını, algısını, itibarını yerle bir edecektir. Bugün bu kararları rahatlıkla alabilenler, bu hukuksuz kararları bunları da düşünmek durumundadır. Ayrıca 28 Mayıs seçimlerinden sonra, 29 Mayıs'ta sonraki günlerde kucaklaşma diyenler, Türkiye yüzyılı diyenler, muhalefetle işte biz konuşmalıyız, kucaklaşmalıyız diyenlerin eğer bir kucaklaşma niyetleri varsa bu karar o kucaklaşmayla ters düşmektedir. Ya o sözler yalandır ya bu e, bu karar o sözlerin aslında doğru olmadığını ortaya koyan bir başka gerçekliktir. Yapılması gereken çok basittir, çok nettir. Bu hukuksuzluklardan, bu haksızlıklardan, bu adaysızlıklardan dönülmelidir. Eğer gerçek anlamda bir kucaklaşma arz ediliyorsa o zaman o kucaklaşmanın Merdan Yanardağ ile o kucaklaşmanın bakın hala yemin etmemiş olan bugün 51 gündür cezaevinde tutulan milletvekili olarak cezaevinde tutulan Canat Atalay'dan o kucaklaşmanın gezi tutuklularından başlaması gerekir ve o kucaklaşmanın tabii ki bugün haksız bir şekilde kapatmanın yolunu açmak için lisans iptalinin yolunu açmak için haksız hukuksuz bir şekilde cezalandırılan Telebir'den başlaması gerekir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işte grup başkan vekilimiz, milletvekillerimiz tutumumuz nettir. Basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı esastır ve biz bu mücadeleyi bugün telebinin yanında, yarın kim olursa onun yanında, görüşü ne olursa olsun ifade özgürlüğünün yanında olarak vereceğiz. O yüzden ben topluma da tüm bizi izleyenlere de 85 milyona da Merdan Yanardağ'ın Tele yanında olmaları telebire yapılan bu haksız hukuksuz karartmaya karşı durmaları çağrısı yapıyorum. Çünkü telebirin özgürlüğü aslında 85 milyonun özgürlüğüdür. Herkesi ifade ve basın özgürlüğünün yanında durmaya davet ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.